Merhaba sevgili dostlar. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun. Çok şükür. Bugünlere de geldik. Harika. İnşallah sağlıkla, saatle daha nicelerine diyelim. Bayramları niye kutlarız? Yani bana böyle bir soru gelmedi ama benim kafamda eskiden beri dönüp duran bir meseledir. Yani insan niye böyle şeyleri kutlar? Yani ister geleneksel ister dini ister milli hani öyle ayırıyoruz ya bayramları. Bayramlarda ne yapmamız lazım? Yani niye böyle günler konur insanlar o günde bir takım ritüeller yaparlar? Temelde galiba bu günleri hatırlamak, o günlerin bizim için önemini tekrar kavrayıp o gün olan önemli hadisenin bugünümüze yansımaları ve bugünden sonra da o yapılan meselenin hani nasıl sürdürülebileceğine dair bir bilinç oluşturmakla ilgili olsa gerek diye hep düşünürüm yani eskiden beri ritüellerin, toplanmaların, törenlerin falan anlamları hep kafamda böyle bir merak konusuydu aslında. Bu bayram nedir? 29 Ekim nedir? Cumhuriyet ne? Bağımsız olmak ne demek? Cumhuriyetle yönetilmenin anlamı nedir? Bu fikir nereden geldi? En iyisi mi? Daha iyisi olur mu? Biz nasıl yaşıyoruz? Tabi bunların hepsinin cevabı bende yok. Çoğunu bilmiyorum ama. Cumhuriyet dediğimiz zaman okulda öğrendiğimiz bir şey vardı işte. Halkın kendi kendini yönetmesi. Belki bazılarımız işte okudukları okul ya da kitaplar ya da meraklandıkları literatür gereği biraz daha derinliğine girmiş olabilirler. Ama büyük bir çoğunluğumuz Cumhuriyeti işte bu diye gösterebiliyoruz. Çok derinlemesine tarif edip anlamaya gayret etmeye biliyoruz. Kuruluşuna dair bildiğimiz yani çoğumuzun bildiği şey Mustafa Kemal Atatürk bir gün çıktı dedi ki arkadaşlar bugün Cumhuriyeti kuruyoruz. Ondan sonra Cumhuriyet kurdular. Neydi? Önceden saltanat vardı sonra Cumhuriyet oldu. Böyle şeyler dinleyip duruyoruz mesela. Duyuyoruz daha doğrusu pek dinlemiyoruz da. Çünkü dinlemek oturup da arka planda biraz düşünmeyi gerektirir. Cumhuriyet bir yönetim biçimi, birçok yönetim biçiminden bir tanesi. İnsanlar tarih boyunca denemişler, yanılmışlar, bakmışlar, diğerlerini gözlemlemişler, kopya çekmişler, biraz değiştirmişler, kendi ihtiyaçlarına göre modifiye etmişler, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Bir şeyler bulmaya çalışmışlar. Bütün yönetim biçimleri aslında insan topluluklarının daha iyi yaşaması için kurgulanmaya çalışılan şeyler. Daha faydalı olsun, daha iyi yaşayalım vesaire. Yani bunun dışında çok fazla bir amaç görmüyoruz. Tabii başka bir açıdan bakarsan hani diğerlerine daha üstün gelelim, yayılalım falan filan diye kurgulanmış yönetim sistemleri de var ama genelde insanın mutluluğu için. Peki Cumhuriyet fikri acaba nereden gelmiş olabilir? Yani hangi zeki insan Cumhuriyeti böyle icat etti acaba? Atatürk'ten önce Cumhuriyet'in var olduğu belli. Ta Antik Yunan'dan beri konuşulan falan bir şey olduğunu hani duyuyoruz tarihte. Bana sorarsanız Cumhuriyet aslında Bilmiyorum ama muhtemelen doğa gözlemi sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Tabi tabi bakarsanız hani böyle sosyal olarak yaşayan canlıların birçoğu cumhuriyetvari bir sistemle yönetiliyor gibiler. Ya da sanki böyle bir sisteme tabi gibiler. Mesela en çok görebileceğimiz muhtemelen karıncalardır. Karıncalara bakarsanız harıl harıl çalışan bir koloninin hayatını devam ettirmesi, gelişmesi ve üreyebilmesi için her bir karıncanın kendine özel görev bölümünde tıngır mıngır çalıştığı bir enteresan sistem görebilirsiniz. Aslına bakarsanız biraz cumhuriyete benzer. Tabiatta birçok sosyal canlıda da buna benzer bir sistem görebilirsiniz. Burada bir karınca kolonisine bakınca bunu cumhuriyet gibi bir şey diye varsaysak görebileceğimiz en belirgin özellik nedir acaba? Bütün karıncalar kendi yapıları, kabiliyetleri çerçevesinde o sistemin hayatta kalması için çalışırlar. O sisteme verebilecekleri katkıları verirler. Bunun dışında varsa kendi kişisel hayatlarını, bireysel hayatlarında yaşayıp giderler. Aslında temelde böyle bir sistem görürüz tabiata baktığımızda. Bize geldiğimizde evet cumhuriyet gerçekten çok özel, çok güzel, çok mütekamil bir sistem. Ama acaba tam olması gerektiği gibi işliyor mu? Yani mesela biz büyük bir badireden kurtulup işte Kurtuluş Savaşı gibi müthiş bir mücadele vererek bağımsızlığını elde etmiş nadir topluluklardan bir tanesiyiz. Bundan sonra da kendi hayatlarımız, kendi kaderlerimiz üzerine söz söyleyebilme cesareti gösterebilen bir yönetici kadro sayesinde, başta Mustafa Kemal Atatürk sayesinde tabii ki, böyle bir karar almışız. Peki bu kararı aldığımızda ne yapmamız gerekiyormuş acaba? Kurucu kadrolar bunu da aslında düşünmüş gibiler. Çok hızlı bir eğitim ve sanayi hamlesi yaptıklarını görüyorsunuz. Fabrikalar kuruluyor, işte yeni okullar açılıyor, üniversiteler kuruluyor, yurt dışından akademisyenler getiriliyor. Bunların hepsi neden yapılıyor acaba? Şöyle kuş bakışı yukarıdan bir baksanız. Acaba bu sistemin başlangıcında gösterilen bu kadar çaba ne için? Bu kadar çaba bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan bütün insanların bu sistemin yani yeni geçilen o yönetim sisteminin, yaşam sisteminin yani cumhuriyetin içini doldurabilsinler, onunla birlikte yaşayabilsinler, ona katkı verebilsinler ve böylece bu ülke hep beraber mutlu olsun diye yapılmış bir takım değişiklikler. Ta köy enstitülerinin kurulmasına varana kadar, eğitimin tabana yayılma çalışmalarına kadar, üniversitelerde o yurt dışından bilim insanlarının getirilip burada hani dünya çapında hatta bazen ondan daha ileri düzeyde eğitim verilmeye çalışılması gayretlerine baktığımızda gördüğümüz şey müthiş bir yükselme ve kalkınma hamlesi. O günler bir hayli zorlu geçmiş olmalı. Biz bugün 2020 yılında böyle bir ülkede yaşıyorsak, kendi kararlarımızı verebiliyorsak, kendi kafamıza göre yaşayabiliyorsak, cumhuriyetle yönetiliyor olmamızın, cumhuriyeti tercih etmiş olmamızın, millet olarak bunun altına imza atmış olmamızın bana sorarsanız çok büyük bir payı var. E peki mükemmel mi her şey? Cık, pek değil. Yani bazı şeyler yolunda gitmiyor. Demokrasimiz, ekonomimiz, eğitimimiz, düşüncemiz, felsefemiz, estetiğimiz, sanatımız, çok iyi gitmiyor gibi maalesef. Bu acaba sistemin sorunundan mı? Yani getirip başka bir sistem koysak daha mı güzel olacağız? Bana sorarsanız öncelikle Bağımsızlığın ne olduğunu bir kere daha düşünmek lazım. Bağımsızlığın ne kadar pahalı bir şey olduğunu bir daha düşünmemiz lazım. Ayrıca cumhuriyet denen sistemde şöyle karıncalara falan bir göz atınca bu sistemin içine ben ne katkı veriyorum? Ben bu ülkede bu sistemin işlemesine ve diğer insanların mutluluğunda nasıl bir katkı vermek için kafa yoruyorum mu? Galiba bir düşünmek lazım. Bu sistemin temel gereksinimlerinden bir tanesi olan aydınlanmış düşünce, münevver olma, alim olma niyetlerine acaba ben bireysel olarak ne kadar sahibim ve toplumumu bilerek ve bildiğini yaparak ne kadar yükseltebiliyorum, bildiğimi paylaşarak ne kadar fazla insana yol gösterebiliyorum Biraz bunları da galiba düşünmek lazım. İşte bana sorarsanız bayramlar böyle bir şeyin vesilesi. Her bayramda kutlama yapmak güzel, yürümek güzel, şarkılar söylemek, belki de işte insanları hatırlayıp ziyaret etmek, onlarla beraber bu çoşkuyu paylaşmak çok 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 güzel. Hepsi güzel. Ama bir şey eksik gibi. Bu bayramlarda, bu bayramlara vesile olan hadiselerin bize ne anlattığını bir daha düşünmemiz lazım. Biliyorum zannettiğimiz şeyleri aslında bilmiyor olabileceğimizi bir daha aklımıza getirmemiz lazım ve hatta hiç bilmiyormuşum. Ben zaten bilmiyorum diyerek bir daha bir daha ömrümüz boyunca duymuş olsak da o çok önemli kavramlara bir daha dönüp bakmak lazım. Cumhuriyet, bağımsızlık, millet olma, birlikte olma hemen hemen her gün üzerinde düşünsek tüketemeyeceğimiz bir macera, tüketemeyeceğimiz bir gelişim kapısı. İnşallah bu konular üzerinde çok daha fazla düşünmemize vesile olur. Çok güzel bir ülkede, çok güzel insanlarla çok güzel niyetlerle yaşıyoruz. Burayı daha güzel yapmanın bir yolu bana sorarsanız kendimi daha güzel yapmaktan geçiyor, daha iyi yapmaktan, daha donanımlı yapmaktan geçiyor. Hepimizin aynen karıncalar gibi derler ya karınca gibi çalışıyor. Aynen karıncalar gibi içinde yaşadıkları dünyaya daha güzel bir şey katmak isteğinde oldukları bir cumhuriyet tadından yenmeyecektir. Biz açık beyin olarak elimizdeki bütün güzellikleri paylaşmaya, güzellikleri arttırmaya, iyilikleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Bizim cumhuriyetten anladığımız bu Biz diğerleri olmadan hayatta kalamayacağımızı biliyoruz. İnsanın fabrika ayarlarında bundan bahsediyoruz. Diğerlerinin mutluluğu olmadan mutlu olamayacağımızı biliyoruz. Ve ancak hep birlikte bir hedefe doğru ortak bir akılla ve ortak değerlerle yani üzerinde kavga etmediğimiz ortak adımlama kurallarıyla birlikte hareket edebilirsek işte o zaman önümüzde hiçbir şeyin duramayacağını, hiçbir engeli tanımayacağımızı. Hatta çoğu zaman fark etmeyeceğimizi iddia ediyoruz. Ne diyor Mehmet Akif? Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yüreklerin toplu vurması sadece heyecan ve gazla ilgili bir şey değil, bir de karar ve amaçla ilgili. Umarım bu ülkede dönem dönem böyle farklı şekillerde ortaya çıkan ama genellikle kendi değerleri üzerinde çok fazla düşünmemenin getirdiği nadanlıktan kaynaklandığını düşündüğüm şu temel değerler kavgasını artık bir kenara bırakır. Covid'lerin, onların, bunların çılgın efendim politik değişimlerin sarstığı bir dünyada cumhuriyetin kıymetini çok daha iyi bilir. Kendimiz için daha iyi bir yaşam oluşturma azmini bir daha bir daha hatta her sene 29 Ekimlere ya da bayramlara kalmadan her gün sabah bir kez daha diriltmeye gayret ederiz. Böyle yaptığımız zaman o bayramlar bayram olur. Daha da güzellerine hep birlikte inşallah erişiriz. 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Sırçı lisan ettikse affola. Bir dahakine daha aydınlanmış, daha iyi bilen, daha çok sorgulanmış kavramlarla o günlere kadar yaşamış insanlar olarak bir daha buluşmak dileğiyle.